ya, nasıl özlemişim ha. Şu güzelliğe bir baksanıza ya, ha. Ay abi. Valla havaalanından beri içimi kararttı ama bak kararmasın içimiz. Yeşerelim ya şu güzelliğe bir baksana. Değil mi Ezgi? Bir bakın ya. Oho. Ezgi hala tangoda dans ediyor. Ha? Ne tangosu ya? Tango değil canım. Bir yurda dön, horon tepeceğiz. Bir sineğe minnet yap Ezgi. Aşık uşak. Sen de bir yeter de. Tamam da tamam. Geçer. Ya geçsin tabii ya. Bak bunlar sonra ileride daha böyle bir tatlı bir anı olarak kalacaklar. Düşün. Mumları yakmışsın. 40. evlilik yıl dönümünüzü kutluyorsunuz Yeşim'de. Sonra sen Yeşim'e diyorsun ki. Hatırlıyor musun? Tam sana evlilik teklifi edecektim ki sen abimden bahsedip güzelim teklifi katletti diyorsun. Sonra böyle gülüşüyorsunuz filan. O iş olmaz. Aa, niye olmazmış? Ben öyle mumlu yıl dönümü falan kutlamam. Ay, bazen Yeşim'e kahroluyorum biliyor musun? Peki şimdi B planı ne yapacaksınız? Abimle kesin konuşacağım. Konuş. Konuş valla. Ay, Yalın'ın konuşamadığı geldi de aklıma. Neyse canım. Hala hayattayken tadını çıkarayım bari. Ay. Erken kalktın suya mı gideysin? Sabahtan erken kalktın suya mı gideysin? Mektup yolladın bana iste beni değilsin. Mektup yolladın bana iste beni değilsin. Suyun altına gün kıssalamun aleyküm. Suyun altına gün kıssalamun aleyküm. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Başına kızlar gökten indi yıldızlar. Suyun başına kızlar gökten indi yıldızlar. Acele edeysin ha bu işte bir iş var. Acele edeysin ha bu işte bir iş var. Suyun altına gün kıssalamun aleyküm. Suyun altına gün kıssalamun aleyküm. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Kız sana vurulalı dün bir bugün iki gün. Değil mi o?
Vallahi. Abi kaç. Abi kaç. Abi kaç. Kaç abi. Abi. Kaç abi. Ron kardeşim. Öldün. Yok git. Hoş geldin. Hoş bulduk Habibe. Kız Habibe, iyi misin? Hem de nasıl? Babamla yolladığın selam aldım. Ben sana selam göndermedim Habibe. Yok. Neyi anladın? Yürü git. Haklısın. Ben gideyim. Kız fındık gülme fena olacak ha. Anladım ben onu. Telaş yok. Tamam efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk Habibe. Ay bu kız baldır. Bal bal. Sofret abi hoş geldin. Kızım tamam. Hoş bulduk. Kızım ne geldin Çınar'ın yanından? Gitsene yanına. Yok Bahir git dedi. Uy kovdu mu seni? Yok öyle demek istemedi. Dedi ki bak kızım. Bir yürü git büyükler var ayıptır. Ben seni almadan yanıma yaklaşma. Ne kadar da tedbirli uşak. Gülme ha çok fena olacak. Abi eğer yeşimi alamazsan hiç üzülme. Habibe seni alır. Ben seni bir ayağımın altına alacağım göreceğin gününü ha. Ay ama yazıktır günahtır ya kız. 12 yaşından beri seni Bir dur da Defne bir dur. Gülme artık. Ben bir kızdırma bakayım. Aras geldiniz mi? Yok ya her gördükleri yerde durduruyorlar. Bir gelemedik. Söylemedin Defne değil mi? Yok yok söylemedim. Abim de bir şey söylemedi. Tamam biz bir otele yerleşelim araşırız. Ne oteli da? Bize buyurun. Abim de hiç otele gitmesinler dedi. Hem siz köy evinde kalmak istemezsiniz diye abim size Sürmene'deki evi hazırlattırdı. Ya köy evinde kalırız niye kalmayalım da rahatsız etmeseydik şimdi. Ne rahatsızlığı hadi gelin de hadi gelin. Arı! İmdat! Dur Yeşim'in arılarla başı dertte kapatıyorum. Görüşürüz birazdan. Nazlı yer. Subhanallah. Abi, Araslar yolla. Otel falan dediler, olmaz dedim. Olmaz tabii ya. Adamlar o kadar işimizi yapacaklar. Nereye gidiyorlar? Aşağıdaki eve mi buraya mı? Buraya gelecekler. Arasların ne işi vardır burada? Babaannem, tersanede işleri var. Hem Osman abinin düğününe de katılacaklar. Gelsinler bakalım. Yemek falan halletmek lazım ya. Bir köye gidelim de alışveriş yapalım. Ne yemek alması Toprak abi? Duymamış olayım. O iş bende dedim ve her şeyi tamam ettim. Nasıl tamam ettin? Şimdi pende babaannem anahtarı anneme bırakmıştı. Geleceğinizi haber edince evi temizledim, yemekler yettim. Aferin Habibe. Ellerine sağlık. Zahmet etmeseydin. Ay, ne zahmeti canım. Duymamış olayım. Ben ahırdaki ineği tosunu besledim. Kümesteki tavuğu, horozu yemledim. Evin kıyılarının otlarını da kestim. Oh! Oldu her yer mis. Hadi bakalım girin eve bir elinizi yıkayın da rahatlayın. Havluları da yeniledim. Ben o sırada sofrayı kurarım. Hadi buyurun buyurun.
bizim eve bizi buyur mu etti o? He, sahiplenmiş sanki evi biraz. Ben var ya akşama kalmaz boğarım bunu ha. Harbiden boğarım ha. Yürü lan yürü hadi. Hoş bulduk çakır gözlüm. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Kimsin? Yeşim ben. Sen kimsin? Ben Habibe'yim. Çınar'ın. Sen subhanallah. Habibe bir yürü git. Delirtme beni. Anladım ben onu. Telaş yok. Adım çıkmasın diye kovaladı beni. Adada ince uşak. Çınar. Kim bu kız? Neydi öyle? Yeşim bir dur da sen de başlama. Sabahtan beri ki nereye dönsem. Siz de buyurun içeri geçelim. Sakın. Araslar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Torunlarını gezmeye mi çıkardın büyük Aras? Ama dikkat et, sıkı tut iplerini. Babaanne, sus da. Bir şey demedim ki. Yaban eller de kaybolmasınlar da. Çocuklar yollarını bulurlar Pembe Sultan. Merak etme sen. Öpeyim efendim. Öp bakalım öp. Alışmışsın öpmeye. Ay. Ne dedi sana o? Alışmışsındır öpmeye dedi. Allah'ım. Evet alıştım çok da hoşuma gidiyor. Diyeceğin o olacak ha. Ay Çınar. Hoş geldin cicikçi. Hoş bulduk da. Şu cicik muhabbetini unutsanız artık. Sen unut da biz hiç hatırlamaz. Hadi. Buyurun geçin. Kapıda kaldınız da. Dediğiniz kadar deliymiş Süreyya Beyciğim. Doruk bak halacığım böyle yapacaksın. Bak. Gel bili bili bili. Deh bili 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 bili. Deh ata söylenir oğlum. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Aa! Ezgi deniz arkamda. Ya deh ne ya? Ya tamam. Ben gideyim de Tosun'la gelinceye de bir merhaba diyeyim. Hadi. Ya
Gerçekten büyük sürpriz oldu galiba. Bana bir çimlik atsana ya. Daha iyisini yapayım. Yanında be. Samanla seyran etmişsiniz vallahi, bak ne güzel. Ay. Kıymetini bil öküzünün. Vallahi bak. Ben böyle sap sap ayrı kalmış geziyoruz. Evet. Biri var. Civan sen kulaklarını tıka bakayım. Vallahi sen de zaten abimlerin türündensin. Hiç tepemde senin böğürmeni falan çekemem. Tamam. Böğürmeyeceksen sen de duyabilirsin. Söylüyorum. Ben bir kalasa sevdalandım, yandım, tutuştum. Ay! He? Hayır canım. Yok, Toprak tabii ki bilmiyor. Gerçi yalın tutturdu Toprak abine de söyleyeceğim diye ama. Ay! İşte biz de şimdi böyle harpçı adamların çattık, iyi mi? İşte yok abine de söyleyeyim, yok efendim dedene de söyleyeyim. Ama efendim duymayan kalmasın, bakayım kalmış mı gideyim ona da söyleyeyim falan filan. Hep herkes söyleyeyim gitsin. Hayır, yakında böyle korkuyorum. Beyaz Saray'a nota falan verecekler diye. Büyük birader. Biz birlikteyiz. Bil ama karışma. Ay. Ay, hayır canım, Toprak abime söyleme der miyim hiç? Almışım ben Çınar'dan boyumun ölçüsünü. Hayatta demem. Ama işte biliyorsunuz bendeki defne balın değil mi? Ay. Ay maşallah ya. Tam yalın Toprak abime söyleyecekken bizim buraya geleceğimiz tuttu değil mi? Niye? Çünkü benim daha gün görmem lazımmış. Çünkü benim daha ecelim gelmemiş de ondan canım. Yani anlayacağınız, kaldı mı benim harbici kalasın eli böğründe. İtiraf edeyim mi? Söyleseydi de biz hiç ayrı kalmasa mıydık acaba diye de düşünmüyor değilim ha. Çok özledim be. Ne kadar özledin? Çok. Ay. Ben iyice kafayı yedim. Gerçekte hayali birbirine karıştırmaya başladım artık. Ay, ben Şizo'ya bağladım. Ben Şizo'dan çözüldüm. Ay, sen gerçeksin. Buradasın. Sen ne geldin be adam? Hadi yangın merdiveninden tırmanıp odama gelmeyi anladım. Böyle yaylaları, dağları, tepeleri tırmanıp benim babaannemin evine gelmek nedir canım? Hasretime mi dayanamadın? Sen ne yaptın? Ben sana gelmedim ki. Kime geldin? Abine. Yay ile ya da kaçsan abinle konuşacağım ben. Yalın. İlim Çin'de de olsa gidip alacağın lafını sen çok yanlış anlamışsın ama. Yani abin Çin'de de olsa illa gidip dalacaksın ha. Vallahi sen iflah olmazsın ya. Senin çeneni bile üzüyorsun, iflah olmam Defne. Gençler, yemek hazır. Kimse yokluğunuzu fark etmeden hadi. Süreyya Bey, beyler aç. Hadi buyurun sofraya. Aras, Deniz gel. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun şöyle.
için. Pardon, pardon, pardon canım. Pardon, pardon. Ay, ay, düştü kız. Canın acıdı mı? Abi ne yapıyorsun? Ay bırak sen, bırak. Dur. Ama öyle mel mel çınara bakarsan düşersin ha böyle. Az akıllı ol kızım da. Habibe, bir yürü git evine. Abi evine gitsin ya. Hadi siz yiyin. Hepsini ben ettim. Maşallah ba. Anladım ben onu. Demek istedi ki ba. Habibe sen haklısın ama kız da misafir, eziklemeyelim onu. Hadi sen şimdi evine git, kız kıskanmasın. Aynen böyle demek istedi ba. Ne kadar da akıllı bir şaka. Hazır vakit varken tersaneye gidip çalışmaya mı başlasak? Hem vakitten kazanmış oluruz. Olur, tabii gidelim. Kahvenizi için de öyle gidin. Ben hemen yapayım. Başkası yapsa olmuyor mu kahveyle? Toprak. Bekle ve sus. Görürsün sen Toprak. Ne oldu Leyluş'um? Delendin. Arıçı kayasına bir tünelde ben kazayım diyorum. Ne dersin? Ben soğuk su getireyim dolaptan. Ne yapıyorsunuz siz? Meftuni abladan köpüklü kahve yapmayı öğrendim de Toprağı şok edeceğim. Sen tünel kazmayacaksın. Kayayı dinamitle patlatacaksın. Barutçu, bu Habibe ne iş abi? Ya oğlum bırak, köyün delisi işte, boş ver ya. Yeşim'in deli tarafına denk gelmesin de, yolar vallahi. Vallahi yolar. Teşekkürler Leyla. Vallahi bu aralar hayatımın en güzel kahvelerini içiyorum. Eline sağlık. Sen de mi özel ders aldın? Kahvesini iç, dersini sorma Toprak. Baba, baba. Anneanne hemen balık avına gidelim mi? Oğlum biz bugün bu abilerine biraz çalışmaya gideceğiz. Yarın gidelim olur mu? Ya lütfen, lütfen. Anneannem sen ben tatil yapacaktık. Yapacağız oğlum. Ama bugün biraz işlerimiz var. Onları halledelim, yarın yapalım olur mu? Ya. Ya siz yarın iş yapın. Biz annem, babam, ben hiç tatil yapmadık. Abi istersen erteleyelim. Yok. Bizim oğlan durumumuzu kullanmayı öğrendi de. De bir yere kadar.
Değil mi? Gel bakalım buraya. Yarın dediysem yarın aslanım. Tamam? Ver bakayım yana. Hadi bakalım bir tane. Hadi biz de gidelim. Süreyya Bey, siz keyfinize bakın, akşam görüşürüz, olur mu? Dershanemizin müdürü Orhan Bey ve Eskada sistemimizden sorumlu mühendisimiz Mecit Bey. Aras Teknoloji'den Yalın Bey ve Deniz Bey. Ne yapalım, biraz gezelim mi? Hadi bakalım. Kilap anlaşması sunusuna gelir. Kusura bakmayın, bizim toplantıya gitmemiz lazım. Mecit Bey sizinle ilgilenecek, olur mu? Tamamdır abi, biz de çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Abi, toplantıdan sonra seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Olur, konuşuruz. İçecek. Dolmalar yiyecek, turşular yiyecek. Ha sen bunları bilmezsin değil mi? Bilmiyorum. Ama benim Habibem ne güzel, hepsini bilir. Zaten Çınar'ım da masada Habibem'in ettiği yemeklerin tadına doyamadı. Konuyu nereden nereye getirdin babaanne? Pes. Nereye getirmişim? Bilsin. Hava uşak burada yaşayacak. Kışın aşağıda çalışacak, yazın buraya gelecek. İstanbul geçicidir. Toprağım gibi o da gelecek memleketinde yaşayacak. İnekten süt sağmasını bilen bir kız lan. Haydi. Burada mı yaşayacak? Ay,
Ama ben burada yaşayamam ki be. Sence yaşayabilir miyim Leyla? Yaşarım tabii. Sonuçta Çınar nerede? Ben orada. Değil mi Leyla? Öyledir tabii de. Ya sen babaanneme ne bakıyorsun? Laf işte, laf olsun değil mi babaanne? Hem Çınar'ın Habibe'den hoşlandığı falan yok. Yok. Ay. Hay ben de ineklerin, böceklerin şokundan burada durmuş sizi dinliyorum. O kıza Çınar bakmaz bir kere. Bakmıyor da. Kız ona takmış. Ne yapacağız? Gariban diyeceğiz. Hop, geçeceğiz. Hem Çınar'a deseniz ki yeşil mi turşu mu deseniz turşuyu seçmez bence. Siz şehirli kızlar burada böyle oturun. Bakın biz ağaca tıpa bir sürü incir topladık. Defne! Ay ben ağaca da çıkamam ki. Kesin o Habibe çıkıyordu be. Babaanne gel. Şu incirleri reçel yapalım da. Bana da öğret. Ha bu pullunun da başına taş düştü. Tut binleri sonra getir. Ay. Babaanne. Çok ayıp. Ne etmişim? Sanki etmişim bir şey. Ya ne hale getirdin kızı? Ha ben getirmeseydim, Çınar getirseydi daha mı iyiydi? Ha? Kızı yol yakınken caydırmak lazım. Senin gibi mi olsun? Torunumla seferber olduk, toprakla ikinizin bozluğunu düzeltmek için. Bir başka torunla daha mı aynısını yaşayayım?